Okulun nasıl geçti bakayım? İşte. İşte mi? Ne oldu? Beğenmedin mi bugünü? Aa, senin alnına ne oldu böyle? Okulda sen kavga mı ettin arkadaşlarınla? Yapmıyorsunuz değil mi siz öyle kavga mavga? Bilmem. Karnım acıktı. Gerçekten mi? Biz bütün gün seninle beraberiz. Sana aşırı derecede sürprizlerim olacak. Hazır mısın? Hazırım. Aslanım, açılmış mı o? Açılmış mı o künye? Gel bakalım. Açılmış mı o bileklik bakalım? Yine açılmış. Bollaşmış mı bu? Tamam. Tamam, şimdi oldu. Hadi bakalım, gidiyoruz. Sürpriz ne? Dur söyleme. Uzaya mı gideceğiz? Hmm. Hayır, zaman makinesi mi yaptın? Yo, ışınlanmayı buldun. Açlık biraz dilimize mi vurdu bizim acaba? He? Kuş. Anka kuşum aldı. Anka kuşu almıyoruz. Anka kuşu sahipleniliyor. Anka kuşumu sahiplendi. Anka kuşu sahiplendi. Fırlama seni. Anka kuşu sahiplendi. Anka kuşu sahiplendi. Fırlama seni. Gel buraya. Baba, anne sürpriz var demiştin. De oğlum dur. Önce yemeğimizi yiyelim de. Sen hep yemekleri bedavaya getiriyorsun. Sana ne oldu öyle havaili? Neye güldün? Ayıcığım, boşluğuma geldi, kusura bak. Kopar bakalım biraz. Ha? Çukurlu abi. Söyle ciğerim. Babam senin dayın mı? Yo, niye ki? Niye dayıdım diyorsun o zaman? Aha, ver bakalım cevabını Turgut Efendi. Hiç öylesine. Bunları al içeri götür. Akşam pasta için tamam. Hazırlık yapacağız. Al bakayım şu yere düşeni de. Hadi bakalım. Hani sürpriz diyordum? Ne nasıl olacak? Merhaba. Hoş geldin. Merhaba. 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 Görüşmek üzere. Paşa, hoş geldin. Merhaba eski koç abi. Merhaba. Kaldır bakayım elini. Epa. Evet. Ne yiyelim? Ne yesem, ne yesem? Hülya'nın mardabiti, Cihan'ın kebabı, Nedret'in şırdanı. Anası kılıklı ya. Ketçabı da nasıl döktü? Oğlum, bak hala burası kırmızı. Sen okulda kavga mı ettin yoksa? Ha? Bir şey söylemedin. Ama bak biz baba oğuluz, değil mi? Baba oğul birbirinden bir şey saklamaz. Hı? Kafam attı. Kafam attı? Kim kafa attı? Demir mi kafa attı? Sarp mı kim kafa attı? Bak zaten onun babasından var ya, çok aşırı uyuz oluyorum onun babasına. Ha? Sarp kafa attı değil mi sana? Merve. Merve mi kafa attı? Nasıl yani? Sen bir kızdan dayak mı yedin? Sana Merve mi kafa attı? Sen değilmişsin annemden. Kim ben? Ben annenden nasıl bir şey yani? O ne demek? Kim söyledi sana bunu ha? Anlatıyorlar hep. Anlatıyor lan ben. Senin var ya ben cömleğin. Seveceğim seni. Baba şimdi benim Merve ile evlenmem mi lazım? Ya yemeğini yiyor Ergile, yemeğini yiyor. Kimin çocuğuyuz? Baba. Söyle. Neden buranın ismini bir aile restoranı koydun? Çünkü annen öyle istedi. Geçen gün öğretmenimiz bize aile ne demek onu öğretti. Aa öyle mi? Ne demekmiş bakayım aile? Dur söyleyeceğim. Aralarında kanı bağlı olan insanların tamamı. Güzel.
Yani öğretmenin güzel anlatmış aslında. Ama sözlükteki tam karşılığını söylemiş. Yani bir parça bence eksik. Niye sence ne ki? Bence şu. Birbirlerine sevgi bağı olan herkes ailedir. Yani örnek göstereceğim. Bak işte arkada İskender abim var, Turgut abim var, Ekrem abim var. Onlarla bizim kan bağımız yok. Anladın mı? Ama bir aileyiz. Peki annem? Annenle de bizim kan bağımız yok. Ama ne oldu biliyor musun? Biz böyle annenle birbirimizi ilk gördüğümüz andan itibaren böyle birbirimize karşı yoğun, derin bir sevgi bağı hissettik. Bundan dolayı da sonra kendi ailemizi kurmaya karar verdik. Sonra da sen dünyaya geldin. Senin gibi bir herif dünyaya geldi. Tabii lokum, şunun lokumluğuna bak. Ama bizim seninle kanımız bağlı. Kan bağı önemsiz yani? Ama ben onu demek istemedim yani. Senin sorunun cevabı bu değildi aslında. Ne diyorsun? Neyi diyorum biliyor musun? Kendi kurduğun aile, benim güzel oğlum, geldiğin aileden daha kıymetlidir. Çok iyi anladım. Ama yine de seni babaanneme söyleyeceğim. Git söyle. Selamımı da söyle. Tamam. Bitti mi? Hı? Az bir şey yemişsin oğlum. Karnın acıkmamış senin demek ki. Yes. Tamam oğlum, biz çıkıyoruz. Sürprizimiz var akşama. Hazırlık yapacağız değil mi oğlum? Hadi bakalım gel. Senin kafanı gözünü tenhalarda kıracağım. Hem de bugün.